Sevgili dostlarım, bugün 21 Aralık 2022. Çok önemli bir gün. Niçin önemli derseniz, kısaca sizlere izah edeyim. Dünyamızı ekvator tam eşit olarak ikiye böler. Kuzey yarımküre, güney yarımküre. Bizler kuzey yarımkürede kalıyoruz. Bir de kuzey yarımkürede güneşin en fazla gelebileceği bir nokta vardır. Buna da yengeç dönencesi diyoruz. Güney yarımkürede ise bir çizgi atlaslara bakarsanız, siyasi veya da fiziki atlaslara çizgi göreceksiniz. Onda orası da oğlak dönencesidir. İşte bugün güneşimiz oğlak dönencesinin tam üzerine geldi. Yarın kısmet olursa 22 Aralık'ta güneş yavaş yavaş ekvatora doğru dönüş yapacaktır. Bugün güney yarımkürede diyorum. En uzun gün, en kısa gece olacaktır. Biz kuzey yarımkürede en uzun gece, en kısa gün olacaktır. Ve güneş ışınlarını güney yarımküreye dik, kuzey yarımküreye ise eğik verecektir. Sevgili dostlarım, biz bu akşam demek en uzun geceyi, en kısa günü yaşayacağız. Ve en şiddetli soğukların başlangıç tarihi olarak kabul edebiliriz. Şöyle diyelim, nasıl ki güneşimiz kuzey yarımkürede yengeç dönencesine 21 Haziran'da dik geldiğinde kuzey yarımküre en uzun günü, en kısa geceyi yaşıyordu ve en şiddetli sıcakları yaşıyordu. Bugün de güney yarımküreler en şiddetli sıcakları yaşayacaklar. Bizim tam zıttımız. Yani Aralık ayı güney yarımkürenin Haziran'ı, bizim Haziran ayımızda güney yarımkürenin ne oluyor? Aralığı oluyor. Şimdi sevgili dostlarım, güneş 22 Aralık'tan sonra yavaş yavaş her gün dönüş yapıyor ve ekvatora ne zaman gelecek? 21 Mart'ta. 21 Mart'ta ekvatora geldiğinde ne olacak? Güneş ışınlarını her iki yarım küreye eşit verecek. Güney ve kuzey yarımküredeki enlemler üzerinde gece ve gündüz süreleri eşit olacak. Ve buna ekinoks hali diyoruz güneşimizin. Yine ne olacak 21 Mart'ta? Kuzey yarımküre bahara başlangıç yapacaktır. Güney yarımküre ise sonbahara başlangıç yapacaktır. Demek ki dünyamız bu şekilde şekillenmiş sevgili dostlarım. 21 Mart'tan sonra güneşimiz yavaş yavaş kuzey yarımküreye gelecek. Önce biz baharı yaşayacağız. Daha sonra yaza geçiş yapacağız. Ne olacak? 21 Haziran'da en şiddetli yaz mevsimini yaşayacağız. Daha sonra güneşimiz yavaş yavaş yine tekrar geri dönecek. Ne olacak? Temmuz, Ağustos, Eylül'ü yaşayacağız. 23 Eylül'de güneş tekrar 21 Mart'ta olduğu gibi ekvatora dik gelecek ve ekinoks hali olacak ve ne olacak o anda? Biz kuzey yarımküreliler sonbahara başlangıcımız, güney yarımkürelilerinde ilkbahara başlangıcı olmuş olacak. Kısaca size güneşimizin bir yıllık hareketini izah etmeye çalıştım. Tabii ki bu arada mevsimler oluşuyor kuzey ve güney yarımkürelilerin. Ben şöyle diyeyim sevgili dostlar, demek o zaman parası bol olanlar için iki tane ev olacak. Bir güney yarımkürede, bir de kuzey yarımkürede. Güney yarımkürede bizim enlemlerimize en uygun yer Arjantin'dir. Türkiye'ye benzer özellikleri. Arjantin'de bir eviniz olacak, bir de Türkiye'de. Ne olacak? Şu anda Arjantin'de olmamız lazım. Yani 23 Eylül'den sonra tekrar ne yapmamız lazım? 21 Mart'tan itibaren de Türkiye'deki evimize gelmemiz lazım. Ne olur o zaman? Bir yılda iki defa baharı, iki defa sonbaharı,
iki defa yazı yaşarız ve kış denilen bir olayı yaşamayız. Sevgili dostlarım, ben İbrahim Yılmaz. Kısaca size bugünün önemini arz etmeye çalıştım. Sevgili dostlarım, bu çektiğim videoları izlemek için YouTube'dan ve Facebook'tan İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür yazarsanız seyredebilirsiniz. Hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Mutlu bir ömür diliyorum. Sevgiyle kalın dostlarım. Akçay'dan selam ve sevgiler. Size bu videoyu Akçay'ımızın yeraltı artezyen suyunun muhteşem bir şekilde fışkırırken halini çektim. Ve Midilli'de de güneşin muhteşem batışını görüyorsunuz. Sevgiler, saygılar dostlarım.